Size Ramazan boyunca hem yetişkinlerin hem çocukların zevkle kullanabileceği iki ajandadan bahsetmek istiyorum. Ramazan ajandalarından. Malum 3 aylar yaklaşıyor. Ramazan'ın 10'undan sonra, yanlış hatırlamıyorsam 12'sinden itibaren 3 aylar geliyor. 3 aylar giriyor ve ondan sonra da göz açıp kapayıncaya kadar Ramazan gelecek inşallah. Ramazan'ı nasıl daha verimli değerlendirebiliriz? Nasıl daha bilinçli bir şekilde ibadetlerimize, amellerimize daha fazla bereket katabiliriz? Bununla ilgili güzel çalışmalar var. Bir Dünya Haber Org ekibinin hazırladığı iki tane Ramazan ajandası var bugün size anlatmak istediğim. Daha önce bir dünyahaber.org sitesiyle ilgili bir video çekmiştim. Kartlara onu koyarım. Burada da birdünyastore.com sitesinde şu anda satışı olan ve gerçekten benim için yetişkinlere ve çocuklara tavsiye edilebilir nitelikte olduğunu düşündüğüm iki ajanda sağ olsun Hakan Emin Öztürk hocam gönderdi. Ben de sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Şimdi bu ajandalar ne işe yarıyor? Önce onu hızlıca bir tarif edeyim. Ajandalar Ramazan'ı gün gün hem bir duvar takvimi gibi bilgi açısından hem de kişinin kendisiyle ilgili hedeflerini belirlemesi açısından çok güzel tasarlanmış 30 günlük, daha doğrusu Ramazan boyunca doldurulabilecek bir ajanda yapılmış. Önce yetişkinlerin ajandasından başlayayım. Bu ajandanın içerisinde öncelikle ajandanın hikayesi, ajandada içerik olarak nelerin olduğu, nasıl kullanılabileceği ile ilgili bilgiler verildikten sonra Ramazan-ı Şerif'e hazırlık diye bir bölüm konmuş. Ve ardından da bir Ramazan takvimi yerleştirilmiş. Buraya hedeflerini yazabilir, hangi gün ne yapacağı ile ilgili bilgilerini yazabilir. Boş bırakılmış ajandanın, takvimin içi. Daha sonra zinciri kırma diye 3 ayları kapsayan küçük kutucuklar konmuş. Buraya da hedefler yazılabilir. Ardından Seyyidül İstiğfar duası gibi Ramazan ve 3 aylar boyunca yapılabilecek olan dualar yazılmış. Ramazan hedeflerim diye boş bir yer konmuş. Ve daha sonra Ramazan'la ilgili asıl bölüme geçilmiş. Şimdi burada Ramazan'ın her bir sayfasında Ramazan'ın nasıl kutlandığı, nasıl geçirildiği ile ilgili bir ülke bölümü var. Daha sonra günlük görevlerim kısmında namazlar ve diğer görevlerle ilgili işaret konulabilecek, tik atılabilecek olan bölümler var. Bugün yapılacaklar diye bir boş bölüm var. Saat saat burada herkes o gün neler yapacağını planlayabilir. Ardından o güne dair ayetler, hadisler ve dualardan oluşan bir hatırlatma bölümü konmuş ve en sonunda da tefekkür diye belki de o günle ilgili bir günlük yazılabilecek olan bir boş bölüm bırakılmış. Sonra ikinci güne, üçüncü güne geçilmiş. Bu şekilde 30 günü, daha doğrusu bir Ramazan boyunca doldurulabilecek çok güzel bir ajanda haline getirilmiş. Bu ne işe yarar? En azından daha bilinçli, daha planlı bir şekilde hedefleri koyulmuş bir Ramazan geçirme imkanı verebilir. O açıdan çok değerli, çok güzel bir ajanda olduğunu ben düşünüyorum. İkincisine geçelim. Bu da Ramazan ajandası ama bu daha çok çocuklar için. Bunun da hemen içine bakalım. Burada da bir Ramazan takvimi var. İçini açtığımız zaman hemen bir Ramazan diye karşılamış. İki Ramazan, üç Ramazan diye devam ediyor. Her sayfada standart olarak namazları kılıp kılmadığının işaretlenebileceği bir bölüm. Bir esma, orucu tam veya yarım tuttum diye bir işaretlenecek bölüm. Altta da günün duası var. Bu şekilde bu da boş bir bölümü de kendisine ayırmak şartıyla her sayfada Ramazan boyunca çocukların doldurabileceği bir küçük Ramazan ajandası olmuş. Şimdi aileler bunları çocukları için alabilir. Fakat öğretmenler de sınıfları için alabilir. Yani toplu bir şekilde de alıp Ramazan boyunca doldurmaları sağlanabilir öğrencilerden veya çocuklardan. Bu ajandalar satın aldığınız zaman, internetten sipariş ettiğiniz zaman güzel bir hediye kutusuyla da geliyor. Bu da güzel bir incelik. Bu elimdeki açılmamış olan. Bu açılmamış olanı da bir takipçimize hediye edelim inşallah. Videoyu izleyen, izledikten sonra beğenen ve altına çekilişe katılmak istiyorum diye yazan bir takipçimize
Bunu özel olarak kargoyla ücretsiz olarak göndereyim ben. İnşallah Ramazanınız huzurlu, bereketli, verimli, bol, salih amelli geçer. İnşallah Ramazan'ı ihlasla tutan ve Ramazan'ın sonunda da bu sebeple günahları bağışlanan kullardan oluruz hepimiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.